Kıskançlık. Dayısı mı kıskandı? Dayısı bize yemeğe gelmişti. Dayısı mı kıskandı? Evet. Ben de bastım, İstanbul'a gittim. Ondan sonra tehdit etti. Kardeşim var benim 7 yaşında. Kardeşini okulundan alırım dedi. Ben de geri dönmek zorunda kaldım. Sonra ben geri döndüm. 15-20 gün sonra dayak yedim. Şikayet ettim. Komşuların hepsi duydu. Bizim apartmanımız 5 katlı. En alt katında anaokulu var. Anaokulun öğretmeni bana ulaştı. Şeyden, Instagram'dan. Çok üzüldüm dedi. Ben o gün duydum bir şeyler ama dedi emin olamadım. Mahalleden geliyor sandım dedi. Ondan sonra kendisinin annesi ve babası, şimdi ben onlara gitmiştim, oradan karakola gittim. Kendisinin annesi ve babası, Zeynep bize geldiğinde çok sağlıklıydı, çok güzeldi. Eşimle oturdular, kahve içtiler. Daha sonra öpüştük, sarıldık, biz onları uğurladık dedi. Üstüme kapı kilitlemişti benim o gece kendisi. Şahit getirmiş, mobilyacı, mahallesindeki mobilyacıyı şahit olarak getiriyor. Adam diyor ki, kapıları bozuktu, ben biliyorum. İzmir'de hiçbir kadın yalnız yürümeyecek. Türkiye'de kadınlar yalnız yürümeyecekler. Çünkü biz sonuna kadar yanında duracağız. Onunla iftihar ediyoruz. Çünkü hak arayışında dimdik ayakta duruyor. Bakmayın ufak tefekliğine. Çok güçlü bir kadın o. Ve hakkını koruyacak, sonuna kadar koruyacak. Biz de onun hak arayışında sonuna kadar yanında olacağız. İzmir bir kadın şehri ve kadınların haklarının en çok savunulduğu, kadınların en çok özgürlük yaşadığı bir kent olarak kalmaya devam edecek. İstanbul Sözleşmesi'nin getirdiği koruma haklarının tamamının takipçisi olmaya devam edeceğiz. Sağ olun. Peki başkanım, bu bir beklentiniz var mı? Nasıl bir karar çıkartıp bir yargılama devam eder mi sizce? Biz hukuka güveniyoruz ve sonuna kadar da hakkımızı koruyacağız. Zeynep'in hakkının koruyucusu olacağız. Onun yanında dimdik duracağız. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim beni yalnız bırakmadığınız için. Ölmedim, iyiyim, daha iyi olacağım. O da için biz teşekkür ederiz. Evet canım. Teşekkür ederim. Biz içeriye doğru geçelim. Bir fotoğraf alalım mı? Bir daha fotoğraf alalım. Hemen arkadaşlar. Yalnız yürümeyeceksin.